Herkese merhabalar Melahat'ın Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pestilli yumurta tarifini paylaşmak istiyorum. Kahvaltılarınız için değişik bir alternatif olabilir. E, deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. İstediğiniz pestil çeşidini seçebilirsiniz. Dut pestili, üzüm pestili ve, veya herhangi bir kayısı pestili olabilir. Ben bugün dut pestiliyle yumurtamızı hazırlayacağım üzerinde susamı, haşhaşı, kayısı çekirdeğiyle yazdan hazırlayıp kuruttuğumuz dut pestilini bir mutfak makası yardımıyla uzun şeritler halinde kesiyorum. Şu şekilde siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster elle kopararak büyük parçalar halinde de doğrayabilirsiniz. Şöyle şeritler halinde kestikten sonra tekrar üst üste koyup bir daha kesip minik kareler elde edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi Hemen kolaylıkla çatala gelecek şekilde hazırlıyoruz. Geriye kalanlarını da yine üst üste koydum. Kesmeye devam ediyorum. Çabucak hazırlanıyor zaten. Evet, hepsini hazırladım. Bakır tavamın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı aldım ve yumurtalarımı da bir çatal yardımıyla çırpıyorum. Tereyağımı da iyice kızana kadar, köpürene kadar, çiğ kokusu kalmayana kadar kızartıyorum. İnanın bu yumurtayı denedikten sonra tekrar e, deneyeceğinize eminim. Doyurucu, besleyici, çocuklarınızın çok seveceği bir tarif. Yağımız gördüğünüz gibi iyice köpürdü, kızardı ve e, pestillerimi ilave ediyorum. Pestiller de tereyağının içerisinde birazcık kızarıp yumuşayıncaya kadar karıştırıyorum ve yumurtalarımı ilave ediyorum. Tuz eklemenize veya herhangi bir baharat eklemenize gerek yok. Bu şekilde. Pişme kıvamında kendi yumurtanın pişme kıvamını nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Biz çok pişmiş sevdiğimiz için biraz fazla pişireceğim bugün. Gördüğünüz gibi iyice kızardı, pişti, mis gibi kokusu. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Hoşçakalın.